Hayırlı akşamlar efendim. Değerlerimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta çarşamba günü akşam saat 6'da Hamza Ömer Turan Hoca ile birlikte bir program icra ediyoruz. Ana karakteristiğimiz değerlerimiz. Çünkü toplum olarak en çok ihtiyacımız olan ve en çok kayıp verdiğimiz nokta olmasından dolayı bu akşam da inşallah hocam beraberce karar verdik. Yani ilim, iman, amel üçgeni. Bu üçgenin bir tarafı koptuğunda her taraf dağılır gider. Ve toplumda baktığımızda da gerek gençlikte olsun, gerek orta yaşlı, gerekse yaşlılarda olsun. Artık yaş sınırı kalmadı bu manada. Ki yapılan anketler de bunu gösteriyor. Bizim insanımızın asıl sıkıntısı bilmek noktasında değil. Bildiğini uygulasa, hani diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs-i Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor ki diyor kulum bana bildiğiyle amel ederse ben ona bilmediklerini öğretirim. Ha burada Cenab-ı Hakk'ın bilmediklerimizi öğretmesi olayı vehbi ilimdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ikramı olan ilimdir. Yoksa bizim okuyarak, ezberleyerek, dinleyerek öğrenecek olduğumuz ilim belki değil. Ama o vehbi ilim bizim doğru mu yanlış mı yaptığımızı, vehbi ilim bizim Allah'ın rızası için mi yoksa kendi nefsimiz için mi yaptığımızı bize hissettirir. Yani o bir çeşit ilhamdır. Ve bu manada da ben bir anketi sizlerle paylaşmak istiyorum. O anketten hareketle programın çatısını oluşturalım istiyorum. Bu yılı şu anda hatırımda yok. Ama Kadir Has Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir anket. Bu ülkemiz insanı üzerinde bayağı yanlış hatırlamıyorsam 21 bin kişi civarında insan üzerinde yapılmış bir anket. Ve sorulan soru şu. Birinci soru Müslüman mısınız? %99.2'si bu ülkenin insanının o ankete göre %99.2'si ben Müslümanım diyor. 0.4'ü efendim Hristiyan veya Yahudi olduğunu söylüyor. 0.4'ü de bizim dinle işimiz yok diyor. Ama %99.2'si biz Müslümanız diyor. Şimdi bizim ana konumuz Müslüman. Müslümanlar üzerinde yapılan bu ankette soru şu. İbadetle ilgili soru soruluyor. İbadetin de en temeli olan, dinin direği olan, dinin anahtarı olan namaz üzerine soru soruluyor. Namazınızı kılıyor musunuz? %38'i yani neredeyse yarısına yakın diyelim, %40'a yakın, %38'i ben namaz kılmıyorum diyor. Bak Müslümanım diyor. Ben Müslüman değilim demiyorum, ben Müslümanım diyor. Ama buna rağmen %38'i namazını kılmıyor. Ve sorduğunda da ya bir namazda kılsak var ya çok daha güzel olacak dercesine bir şey. Ankette bu yok da toplumun içindeki insanlara baktığımızda yani mesela birini anlatırlar. Sorarsın işte o şöyledir böyledir mükemmel bir insan çok dürüst çok eli açık hayırsever hiç yalanı hurdası yoktur içkisi kumarı yoktur hatta sigara bile içmez. Peki bütün bunların yanında söyle bana namaz dinin direği olan gözüm Efendimizin ifadesiyle gözümün nuru olan namaz bu konuda bir de o olsa var ya bu mükemmel bir insan. Yani bir de o olsa şu manaya geliyor yani namaz bir kemalat noktası. Namaz bir efendim fantazi. Olursa daha hoş olur. Olmasa da olur. Hatta bir gençle konuşuyorum. Soru sordu, amcasını sordum ona. Başka bir şehirden bir genç. Amca nasıl? Tanıyorum amcasını da. İyi diyor. İşte işleri fena değil diyor. Peki dedim namazla hocam dedi namaz konusunda işte namazını kılmıyor dedi. Belki cumalara gidiyordur. Onu sormadım ama namazını kılmıyor dedi. Efendim ama dedi o kadar dürüst ve o kadar hayırsever ki bunlar dedi o onun yerini doldurur. Yok dedim. Namazın yerini hiçbir şeyle dolduramaz. Hatta toplumda bazıları karşı çıkıyor bir olaya. Hani bir ıskat-ı salah diye bir şey var ya fıkıhta. Normalde fıkıhta yok da bu son dönem ilmihallerde mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihalinde bu ıskat-ı salah yani devir olayı falan var. Ama bu ne Kur'an'da bir ayette geçer ne hadiste geçer. Ola ki faydası olabilir. Hani leallekum diyor ya Cenab-ı Hak ayeti umulur ki. Yoksa
sen namazını kılma, para verelim, kılmış sayılsın. O bu dine has değil. Aslını bozmuş oldukları Hristiyanlıkta, Yahudilikte böyle bir şey var. Ama bizim dinimizde namaz bizzatihi sen kılacaksın. Yani oradaki maksat, hani siz namazınızı kılmayın, nasıl öldükten sonra sizin yakınlarınız iskat-ı salah yaparak sizin işlerinizi halleder veya orucunuzu tutmayın gibi değil yani. Böyle bir şey yok. Belli kesimde bu var ama hocam. Ha, var ama belli, yani belli kesimde, esasında tabii, bunu hani değil, tabii ki. Alimler bunu söylerken o manada söylememiş. Bunu söylerken şu, namazını kıldı etti de ola ki bazı eksiklikler olabilir. Yoksa Müslüman demek namazını kılan insan demektir. He. Yani normalde işte o namaz dinin direğidir, onu terk eden dinini yıkmış olur hadisini biliyorsun. İmam Ali Efendimiz alıyor, diyor ki bu hadis-i şerife göre diyor, namazını kılmayan ve kılmamakta direnen mürtet olur diyor. Dinin dışına çıkar diyor. Ve Şafii mezhebindeki fetva da öyledir. Namazını kılmayan ve kılmamakta direten mürtettir. Hatta katli vaciptir tabiri var. Fetva aynen böyledir. Evet. Ha bizde de hüküm daha hafif değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soruluyor. Namaz kılmayan kafir olur mu? O da cevap veriyor. Namaz kılmayan kafir olmaz. Ancak kafirler namaz kılmaz diyor. Kılıncaya kadar hatta hapsedilir. Tabii hapsedilir ve kırbaçlanır. Hapsedilir, kılıncaya kadar hapsedilir ve kırbaçlanır. Şimdi tabii bunu söylediğinde hemen şimdi gençlerde şu ifade geliyor. Hani dinde zorlama yoktu? Kardeşim, dine girmek noktasında zorlama yok. Ben bu dinin mensubuyum diyorsan ki bu çok büyük bir şereftir. Yaratılış gayenin gereğidir. Bunun bir takım yaptırımları var. Yani Müslümanım diyorsan Müslümanlığın gereklerini yapacaksın. Bunun da en temeli namazdır. Dolayısıyla bunu kılıyor olman lazım. Namazını kılıyorsan senin Müslümanlıkla. Şunu söylemek istemiyorum yani, haşa, izleyicilerim şu an anlamasın. Ha ben 5 vakit namazını kılmıyorum, tamam ben bittim. Benim öyle bir yetkim yok. Ama baktığınızda ayetlere, hadislere, Müslüman demek namazını kılan insan demektir. Şimdi bu manada baktığımızda ne diyor işte İmam-ı Azam ve Hanife? Namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafirler namaz kılmaz diyor. Yani onlara has bir ahlaktır bu diyor. Ve ifade ettiğiniz gibi de kılmamakta direnirse diyor hapsedilir ve her gün kırbaçlanır. Ta ki namaza başlayıncaya kadar. Niye? Bu bir yaptırımdır. Müslümanım diyorsan o Müslümanın olmazsa olmazıdır. Onu söylüyordum. %38 hocam ankete göre. %38'i Müslümanların, %38'i ben namaz kılmıyorum diyor. Hiçbirini. Şuradan bakarak söyleyeyim. %14,5'u ara sıra vakit namazları kılıyorum diyor. Ara sıra. Ara sıra vakit namazı kılıyorum diyen muhtemelen cuma ve bayram namazlarında kılıyordur. Ara sıra vakit namazları kılıyorum. %14,5'u. Devam ediyorum. %13,1'i ben sadece bayram namazlarını kılıyorum diyor. Devam ediyorum. Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Ama onu çabuk söylemiyorum. Evet. %17,8'i aşağı yukarı %20'ye yakını, %17,8'i ben sadece cuma namazlarını. Cuma namazını kılan bayramı da kılıyordur. 5 vakit namaz kılan zaten cumayı kılıyordur. Yani ona ayrıca bir ankete lüzum yok. Ve tüm vakit namazlarımı kılıyorum diyen, bak diyenin sayısı. Kimisi de utancından kılıyorum diyor olabilir. Şimdi bir art niyetle söylemiyorum ama bunu da diyen olabilir yani. Dolayısıyla burada efendim %24,4'ü diyor ki ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Peki bu %99,2'si Müslüman ya, bunlar namazın bir gerek şart olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama kimisi olursa daha güzel olarak biliyor. Bir fantazi olarak görüyor. Yani kemalattandır. Hani ya bir tanesi diyordu ya bu FETÖ. İşte la ilahe illallah yeterlidir. Muhammedur Resulullah kemalattandır. Olursa daha güzel olur. Olmazsa da olur. Hayır. O bir defa öyle değil. Muhammedur Resulullah olmazsa olmaz. O zırvalamış. Ama bu tarafa geliyoruz. İşte namaz bir fantazi değildir. Bir kemalat değildir. Aynı şekilde oruç içinde geçerli. Aynı şekilde zekat içinde geçerli. Yani dinin temel umdeleri var ya. Bunyel İslam'ı hams diyor Allah Resulü. İslam 5 ana sütun üzerine kurulmuştur diyor. Ki Ehl-i Beyt ekolünün imamları da diyorlar ki 10 tanedir diyorlar. Onların 10 derken saydıkları maddeler bizim sünni alemde yok mu? Var. Emri bil maruf maddelerden biri. Var mı? Var. Yani iyiliği emretmek. 32 farzın içerisinde. Tabii 33 farzın birincisi. Evet. Ulemanın bazısı 32'yi 33'e çıkarıyor. Bir diyor emri bil maruf ve nehyanil münker. İki teyemmüm öyle gidiyor. Biri koyuyor.
emri bil maruf ve nehyanil münker. İşte Ehl-i Beyt imamları da diyor ki 7 emri bil maruf, iyiliği emretmek. 8 nehyanil münker, kötülükten sakındırmak. 9 tevella, Allah dostlarını sevmek, onlarla beraber olmak. 10 teberra, Allah'ın düşmanlarına düşman olmak. Bunlar da İslam'ın temel sütunları. Ama bunlar işin olmazsa olmaz. Peki bu noktada bilgi noktasında yetersizliğimiz var mı? Yok. Bilgi noktasında yetersiz değiliz. Veya şöyle diyelim. Yetersiz olsak dahi işte dönüyorum kutsalse. Allah sana bilmediklerini öğretir. Sen o bildiklerini başla bakalım. Açıyorsun konuyu açtığında bir bakıyorsun ki ya bir dakika Hamza Bey işte ilahiyatçıdır. Ona bırakalım sözü. Yok. İşte Haydar Bey ilahiyatçıdır. Yok. Tamam canım. Onlar da bilir ama ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Anlatayım. Bir bakıyorsun ki avukat kesilmiş. Hakikaten senden benden daha iyi bakıyorsun. Takır takır ayetleri, hadisleri sıralıyor falan. Bu sefer diyorsun ki yok. Ne? Yok işte ben. Peki bu dediğini yapmak. Ya hocam ben yapamıyorum ama doğrusu bu. Yapma yahu. Allah seni dinin avukatlığını yap diye bir görev vermedi sana ki. Dini anlat dedi ama yaşadığını anlat dedi. Şunu da söyleyeyim. Bilmiyorum ne kadar zaman geçti ama şunu da söyleyeyim, sözü bırakayım, devam edelim yani. Karşılıklı sohbet ediyoruz olalım. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, lime tegulüne ma la tef'alun. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Bir de işin burası var. Yani yapmıyor ama yapmadığı şeyi anlatıyor. Çok önemli. Peki sen? Yapmıyorum. Burada şu sıkıntı da var hocam. Yapmadığımızı söylediğimizde bir konu var. Ben yapmıyorum, söylüyorum. Siz yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. Yaptığı halde söyleyenin söylediği etkili olur. Ama yapmadığı halde söyleyenin hiçbir faydası olmaz. Hani Geylani Hazretleri'nin örneği var ya, kadın getiriyor çocuğunu. Diyor ki efendim işte benim çocuğum diyor, işte çeşitli rivayetler var. İşte bu şey bal işte yiyor, çok yiyor ve kötü oluyor. Ne olur bir şey diyeyim de yapmasın bunu. Git diyor 40 gün sonra gel diyor. Bir rivayette de işte şey taze hurma. Efendim 40 gün sonra geliyor. Diyor ona ki evladım bundan sonra diyor fazla bal yeme eme. Peki diyor. Kadın tabii ki çıkışıyor Geylani Hazretleri. Be adam diyor bunu diyecektin. Niye 40 gün bana çile çektirdin? Niye beni bir daha buraya getirdin? Hanım diyor. O sabah ben de bal yedim hem de ben de biraz fazla kaçırdım. Ben yapmadığım şeyi ona söyleseydim faydası olmazdı. Ama göreceksin. Şimdi ben de kendimi o konuda düzene soktum. Şimdi sözümün tesiri olacak. Yani sözün tesiri olması için yaptığın şeyi söyleyeceksin. Yapmadığın halde söylersen o söylediğin kişinin nasibini engellersin. Nasibini, kapılarını, pencerelerini kapatırsın. Evet hocam. Evet. Yani şöyle. Şimdi elbette ki yani ilim amel etmeyi gerektirir. Yani bir şey biliyorsan onunla ilgili olan gerekli şeyleri de yerine getirmek insana fayda verir, topluma fayda verir. Eğer onunla bildiğin bir şey, bir gerçeği, işte eğer yasaksa ondan sakınmayı veya işte bir emirse, yapılması gereken bir şeyse onu yapmayı gerektiren ortamlarda eğer olmasak bunun ne kişiye ne de topluma hiçbir faydası olmaz. Bu bir gerçek, bir realite. Tabii bunun da ötesinde şöyle bir şey var. Hani Asr suresi, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an'ın bütün sureleri kaybolsa, haşa böyle bir şey olması mümkün değil de, sadece Asr suresiyle beraber efendim, hepsi tamamlanır diye bir rivayet var İmam-ı Şafii ile ilgili. Asr suresinde Bismillahirrahmanirrahim vel asr innel insane lefi husr, insanlar hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati diye devam ediyor. Yalnızca bütün insanlar hüsrandadır ama amel edenler ve salih amel işleyenlerin hüsranda olmadığını ki hocam, söylüyor. Özür dilerim. Ve parantez bir şey söyleyeyim. Bu dediğiniz ifade var ya, amenu ve amilus saliha, çeşitli şeyler var. Sayımını yapanlar, 52 diyenler var. Çok daha fazla diyenler var. Yani Kur'an-ı Kerim'de aynen amenu ve amilus saliha. Evet. İman edenler ve amel edenler hep bir arada zikrediliyor yani Kur'an'da. Zaten Ehl-i Beyt'in de bize öğrettiği şey salih amel
iman eden insanın salih amel işlemesi gerektiğini ve onun için de amelle imanın birbirinin mütemmim cüzü olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla yani sadece iman etmek yetmiyor, o imanı ispat eden ameli de ortaya koymamız lazım. Yani iman bir iddiadır. Ben Allah'a inanıyorum, onun peygamberine inanıyorum, onun getirdiklerini, bize öğrettiklerine iman ettim diye bir iddiamız varsa eğer bizim mümin olarak, o imanın gereği olan amelleri de yerine getirmemiz lazım. Nedir bu ameller? Bu bir namazdır. Bu efendim zekattır. Bu oruçtur. Bu efendime söyleyeyim konuya, komşuya, insanlara iyilik etmektir. Memleketine faydalı olmaktır. Haram yememektir. Faiz yememektir. Zina etmemektir. Değil mi? Yani Allah'ın emrettiği, evet, peygamberin emrettiği şeyleri yerine getirmektir. Ve peygamberin, Allah'ın ve peygamberin emrettiği şeylerden de sakınmaktır. Eğer biz bunları günlük hayatımızda bir mümin olarak eğer uygularsak, işte o zaman imanımızı ispat etmiş oluruz. Ha bu, bununla da yetmiyor. Bununla da yetmiyor. Hem ondan sonra ne yapıyoruz? Ve tevasav bis sabri ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Yani hakkı tebliğ edeceğiz, anlatacağız, yaşatmaya çalışacağız. Yaşadığımızı daha doğrusu insanlara anlatacağız. Bir de bunu yaparken de sabır ehli olacağız. Yani bu yolda sebat edeceğiz, sabredeceğiz ve bu şekilde de o imanımızı amel noktasına döktüğümüz o imanı öncelikle yaşayacağız ve etrafımıza da örnek olacağız. Yani buradan şuna varmak istiyorum. Hani Profesör Doktor Haydarbaş hocamız bize sürekli bunları hep anlatırdı. Yani ameli, imanı olan insanın muhakkak ameli de olması lazım diye bize, hani bununla ilgili de çok güzel sohbetleri var hocamızın, hem yazıları hem sohbetleri. Zaten eserlerinin de esas temasını işleyen konu budur yani onun şeyinde. Buradan hareketle şunu bilmek lazım. Bütün bunların hepsinin tamamı güzel ahlaktır. Yani güzel ahlaktır. Evet. İşte bizim esasında hocam bize lazım olan şey, hani mesela ilmiyle amel etmekte kastettiğimiz zaman hemen aklımıza alimler geliyor. İşte alim, o zaman alimler ilmiyle, bence bu değil. Elbette ki böyle var. Yani ilmi, alim dediğin insan ilmiyle amel edecek. Ama esasında toplamda baktığımızda bütün müminlerin kendine farz-ı ayin olan ilmi, bilgiyi bildiği gibi o iman ettiği o şeyi de uygulaması, tatbik etmesi lazım. Ki işte bu manada sadece biz bu yükü hani bak işte hocalar şöyle, hocalar böyle. Elbette ki bunlarla ilgili birçok kutsi hadisler var, ayet-i kerimeler var. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Mesela bir başka ayet-i kerimede Rabbim ilmimi arttır diye ayet-i kerimede geçiyor. İşte Zümer suresi 9. ayet-i kerimede az önce söylediğim gibi hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yine bir başka ayet Fatır suresi 28'de Allah'tan kullar içinde ancak ilim sahipleri korkar. Demek ilim bu kadar önemli. Ama bu ilim sadece yani işte bu alimlerindir. Hayır. Zaten İslam'da böyle ruhbanlık müessesesi gibi, yani Hristiyanlık olduğu gibi böyle bir sınıf yok. Her inanan insan inandığını yerine getirecek. Dinin adamıdır. Kesinlikle. Evet. Ha bildiği kadar, yapabildiği kadar, efendim ilmi irfanı yettiği kadar. Allah'ın ona hiç bildiğiyle amel edince Allah ona bilmediğini de öğretir. Mesela ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Peygamberimizin döneminde sahabeden bir tane Sa'd bin Selemi diye bir zat. Çok çirkinmiş. O kadar çirkin ki. Bir de kapkara bir adammış yani. Aslında Araplardan bir tanesi. Yani zenci değil ama dayıları tarafı galiba işte biraz esmer olduğu için bu da hep o ten rengini oradan almış. Böyle çirkin, kapkara bir adam. Tabii peygamberimize geliyor, kelime-i şehadet getiriyor falan. Ama sahabe bunu yanına almıyor. Halbuki Arapların da tanınan bir kabilesinden. Yani bundan mı ilgileneceğiz falan diye öyle pek yanına almıyorlar yani. Hani insan da baktığı zaman da bir güzellik de görmesi lazım. Göremiyor demek ki millet. Tabii bir de sonra geliyor peygamberimizin yanına. Diyor ki ya Resulallah, ben çirkin olduğum için cennete gidemez miyim? Yani iman ehli olduğuma gidemez miyim diyor. Niye diye gidemezsin? Siyah tenli olduğum için cennete gidemez miyim diyor ya.
Elbette gidersin diyor. Niye gidemeyeceksin diyor. Yani çirkinliğin ve siyah tenliliğin senin cennete gitmene engel değildir. Hatta onun bu çıkışında da Peygamberimiz bunu anlıyor. Diyor ki sen diyor yoksa diyor tam diyor kamil imanla iman etmedin mi diyor ona. Aslında burada oradaki sahabelere niye bu arkadaşınıza böyle davranıyorsunuz bu iman et. Hayır ya Resulallah ben diye filanca zamanda senin de olduğun bir yerde sahabelerin de olduğu bir yerde kelime-i şehadet getirdim, iman ettim ve sen de bana övgülerle dolu sözler söylemiştin ya Resulallah diyor. Diyor ki peki ne oldu diyor. Ama diyor arkadaşlarım diyor beni diyor hiç diyor yanlarına almıyor diyor. Yanlarına almıyor diyor. Dışlıyorlar. Dışlıyorlar beni falan. Tabi Peygamberimiz işte ondan sonra diyor ona ki sen diyor işte filanca kişi burada mı diyor. Bir sahabeden birisini soruyor. O diyor ki diyorlar yok ya Resulallah burada. İyi diyor sen diyor onun diyor evine git diyor. Bak sen, evini tarif edin buna diyor. De oraya ki diyor ey filanca beni Resulullah gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kızını bana nikahladı. Senin kızını bana nikahladı. De onlara diyor ve git diyor. Neyse gidiyor tabii. Selamun aleyküm selam. Tabii Arapça konuşan birisi falan böyle kapıyı çalınca onlar da hani buyur diyorlar. Bakıyor açınca kapıyı tabii böyle kapkara bir adam efendim senin çok da çirkin de bir şey. Beni diyor Peygamberimiz Resulullah diyor buraya gönderdi diyor. Selamı var size söyle ona kızını yani o Sa'd Selemi'ye nikahladığını peygamber söyledi. Yani o evin kızını Sa'd Selemi'ye nikahladı peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer tabii bunu duyunca zaten yüzde moralleri de bozdu o çirkinliğini görünce. Tamam mesela defol git bakayım buradan sen nerede yalancı adam seni falan diye kovuyorlar onu buradan. Kovunca o da gidiyor tabii. Gidiyor ve kızı tabii bunu diyor. Baba diyor sen ne yaptın diyor. Peygamberimiz diyor bize bir adam gönderdi ve kızını nikahladın. Yani nikahlar mısın da demedi. Ben kızını nikahladım dedi diyor. Allah Resulü diyor. Ve sen Allah'ı ve Resulü gücendirdin baba diyor. Sen ne yaptın diyor. Sen kurtaramazsın bununla da. Tabi adamın aklı hemen başına geliyor. Hemen koşa koşa gidiyor. Tabi peygamberimize gidiyor. Ne oldu? Ya Resulallah böyle böyle beni kovdular oradan diyor falan. Öyle mi diyor. Tabi peygamberimiz şey yapıyor. Geliyor bu sefer o kişi, o sahabede. Resulullah'ın selamıyla gelen kişiyi kovan sen misin diyor. Ya Resulullah ben diyor benim ama diyor ben diyor anlayamadım diyor. Hani bu yalan söylemiştir düşüncesiyle ben bunu yaptım. Senin emrin Allah'ın emridir başımız üstündedir. Ben kızımı buna verdim. Peygamberimiz de biraz da böyle hani şey olduğu halde tamam diyor o zaman diyor senin diyor kızını diyor 400 dirhemle diyor buna diyor mihirle diyor buna nikahladım. Diyor ki ya Resulallah benim diyor 5 kuruş param yoktur diyor. Ha öyle mi diyor. O zaman diyor seni diyor 3 kişi sahabe arkadaşlara gönderelim diyor. Affan oğlu Osman'a git diyor. O sana 200 dirhem verir diyor. Af oğlu Abdurrahman'a git diyor. O da 200 dirhem verir diyor. İşte bir de Ali'ye git diyor. Hazreti Ali'ye git diyor. O da sana 200 dirhem verir diyor. Sen bunlarla hem o mihri verirsin hem de ihtiyaçlarını görürsün. Gidiyor tabi peygamberimiz selamıyla. Onlar da fazla fazla veriyorlar. Efendimiz'im tam gidecek çarşıya gidiyor hocam. Şimdi tabi peygamberimizin öğrendiği bir ahlak var. Tellallar bağırıyor. Diyor ki ey Müslümanlar atınızı zırhınızı alın. Savaş vakti peygamber sizi filanca yerde bekliyor. Bunu duyunca o sahabe ne yapıyor hocam? Hemen vazgeçiyor, gidiyor, bir zırh alıyor, kılınç alıyor, bir at alıyor ve peygamberin bu emrine uyuyor. Bu emrine uyuyor. Ve doğru savaş meydanına, o yani Müslüman askerlerin olduğu yere gidiyor. Ve tabii bir de yüzünü de iyice sarıyor ki yani hani karalığım, çirkinim görünmesin diye. Ha bu kimdir diye düşünüyorlar. Ali Efendimiz diyor ki ya o diyor Yemen tarafından gelmiş birisi olabilir. Hem sizin dininizi öğrenmek istiyor hem de size yardım da etmek istiyor falan diye. Neyse o arada o Sa'd Selemi işte atından iniyor. Kılıç eğitimi yapıyor. İşte mızrak eğitimi falan yapıyor. Ve tabii kolları böyle şey oluyor açılıyor. Peygamberimiz görüyor diyor ki Sa'd sen misin diyor. Evet diyor ya Resulallah benim diyor. Ama ben seni diyor
Ben diyor buraya geldim ya Resulullah diyor. Aferin diyor. Peygamber memnun oluyor. Ve savaş başlıyor ve savaşı o kadar cengaverce savaşıyor ki herkes tabii. En son diyorlar ki saat düştü. Saat düştü. Ve Peygamberimiz yanına gidiyor. İlk önce ağlıyor, sonra seviniyor, gülüyor. Diyor ki ya Resulallah ilk önce ağladınız, sonra güldünüz. Nedir bunun hikmeti? Diyor ki saat diyor bildiği bilgiyle beraber benim emrime ittiba etti ve geldi burada hiçbir şey olmadığı halde işte Allah yolunda cihat etti ve şehit düştü. Ona üzüldüm tabii. Hani yüzünün çirkinliğinden dolayı, siyahlığından dolayı bakmadığınız o arkadaşınız var ya, böyle diyor. Ama diyor sonra diyor güldüm, sevindim diyor. Onu diyor melekler aldı diyor, benim diyor Havz-ı Kevser'im getirdi orada, yıkadılar onu diyor. Ve Allah onu diyor orada mükafatlandırdı. Ve ondan sonra diyor ki bunu diyor eşyalarını satın diyor ve onun hanımına getirin diyor ve babasına da deyin ki saat orada senin kızından çok daha hayırlılarla Allah onu evlendirdi. Şimdi şunun için anlattım bunu. Hani ilmiyle amel etmek var ya. Evet, evet. Az bir bilgi dahi olsa eğer bunu biliyorsan bildiğim bu şey iman, ben iman ehliyim. Ben Muhammed Mustafa'ya iman ettim. Onun yoluna, onun ehli beytine iman ettim. O zaman biz o imanın gereklerini yerine getirmemiz lazım. Ha, bunun için de işte namazımızı kılmamız lazım, orucumuzu tutmamız lazım ve bütün hayatımızı da ibadet haline getirmemiz, doğru sözlü olmamız lazım, adalet sahibi olmamız lazım. Allah beni her an görüyor şuur içerisinde olmamız lazım. İşte onun için hani ilmiyle amel etmek sadece alimler için değil. İşte az önce hani siz orada örnekler verdiniz ya, istatistikler. Bu bizim için. Ve orada aklıma bir şey geldi. Onunla beraber bir konuyu bağlamak istiyorum. Hani %99.2 ikisi Müslüman. Evet. Peki burada kimin payı var? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Evet yapmıyoruz. Belki bir sürü eksiklerimiz var ama bu milletin %99.99'u Müslümandır. Niye? Atatürk bu memleketi kurtardı. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Hoş Geldin Atatürk kitabından bunu gördük, öğrendik, kurtardı. Ve dışarıdaki bütün Müslümanları, ben Türk'üm diyen Müslümanları, Arnavut'u, Boşnağı'nı, efendim Çerkez'ini, Arap'ını, ırkına bakmadan bu ülkeyi aldı. Ama tek şartı Müslüman olmasıydı. O Girit'ten, şuradan, buradan hepsini aldı, getirdi. Ege'lere, şuraya, buraya yerleştirdi. Çok da çileler çekti o Balkanlardan, şuradan, buradan gelen o Müslümanlar. Ama Atatürk onlarla ilgilendi. Onlara orada tarım alanı verdi, yardım etti. Bir sürü şeyler yaptı. Türk olup da Hristiyan olanlar vardı. Az onları da almadı. Gagavuz Türkleri gibi, evet. Onları geri gönderdi. Gönderdi. Ha, size yardım edeceğiz dedi. Size yardım edeceğiz ama siz orada durun. Niye? Çünkü biliyordu şeyi. Ve %50 hemen hemen yani diyebiliriz Müslüman ve gayrimüslim olan Anadolu'yu %100'ünü neredeyse Müslüman bir memleket haline getirdi ve ümmet denilen şey, bak işte bu hani diyor, evet, ya evet. İşte onun için Atatürk ne dedi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Ha, bugün ne mutlu Türk'üm diyene sözü, efendim işte okullarda andığımız şeyi nedir? Bizi bölecek diyorlar. Bizi birleştiren şeydir bu ya. İşte onun için bunu yapan o insana da Allah rahmet eylesin. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Onu bize tanıtan Haydar Baş hocama da. Hocamıza da efendim Allah rahmet eylesin ve ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani bizim eğer bir bilgimiz varsa, bir imanımız varsa, iman ehliysek bir iddia sahibiyiz. Onunla ilgili şeyleri, o iddiayla ilgili şeyleri bilmeliyiz. İşte gereklerini de yerine getirmeliyiz. Yoksa haram, helal, ver Allah, ne bulursak yer Allah diye efendimize bir mantık içerisinde eğer olursak Allah bizi affeder. Benim kalbim temiz. Onu hani derler şeyle, filanca şeyle yıkadım. Efendimize eskiden bir deterjan varmış diye. Onunla mı yıkadım falan diye. Öyle değil. Ha, eksiğimiz elbette ki olur. Ya bazen hani bir yanlışımız olur falan. Öyle de insanların üzerine gitmemek lazım. Ama hep sevdirmek lazım ve sevdirecek insanlarla beraber olmak lazım. Evet. Zaten son cümlenizden alarak devam edeyim ben. İşte o sevdirecek insanlarla beraber olmayı
Ehl-i Beyt ekolü, üstadımızın Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt adlı eserde de onlar ortaya koymuş. Farkımız yok. Yani biz Müslümanız. Sünnisiyle, Şiisiyle Müslümanız. İşte o Şii meşrepte, Ehl-i Beyt ekolünde işte tevella dediğimiz olay o. Sevenlerle, Allah'ı sevenlere ve Allah'ı sevdireceklerle beraber olmak. Bu olay. Şimdi siz üstadımızdan bahsedince bundan yaklaşık 30 sene önce bir görev verdi bana. Dedi ki o zaman üniversiteli arkadaşlar var bayağı şu anda belli kademelerde olan arkadaşlarımızın yani çoğu yani şu anda görevde olan şu hizmetleri yürüten arkadaşların çoğu hatta bu televizyonun genel müdürü de dahil olmak üzere şeyde Kalkınma'da bir gençlik merkezi vardı. Sana dedi bir ay müsaade hocam. Bunlara cuma namazı kıldıracak kadar bunları yetiştireceksin. Ve bir ay sonra bunların içinden birini seçeceğim ve ona cuma namazı kıldıracağım. Bu şekilde bir iki ay bu tür yani bunu niye söyledim şunun için. Yani ilim imanı ve ameli gerektirir. Amenna. Şu demek değil bu. Yani ya ilmi bırak. Bildiğine beraber amel et gerisini Allah sana verir. Bu manaya değil o. Şu, o işte cuma namazını kılacak kadar biliyor olmak zaten İslam'da zarurat-ı diniye deniyor ona. Dinen bilinmesi zorunlu olan bilgi. Cuma namazını kıldıracak kadar bilgi de şu demek değil. İşte hutbeye çıkarken basamak dualarını bilmek, hutbe dualarını bilmek. Ya hiçbir şey bilmiyorsan bir Fatiha okursun hutbede oldu sana hutbe. Fatiha okudun mu oldu sana hutbe. Misal olarak söylüyorum. Bu değil. Oraya çıkabilecek gönül olacak. Oraya çıkabilecek temizlik olacak. Yani hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz şeyler yapılıyor olacak. Bunları biliyor olacak. Yani ihtiyaç sonrası yaptığı temizliği nasıl olduğunu bilecek. Ve onu düzgün yapacak. Düzgün yapmadığında ne abdest olur ne namaz olur. Hiçbiri olmaz. Bunları biliyor olacak. Yani o işte 33 farz dediğimiz şeyler var ya. Onların hepsini biliyor olacak. Bu zaruri, dinen zaruri bilgiler bunlar. Bilmek zorundayız. Yoksa biz bunu derken ilim amel etmeyi gerektirir derken derdimiz ilme karşı olmak değil. Öyle şey mi olur canım? İlim ne demek? Yani ilim Allah işte dediniz ya Allah'ı hakkıyla bilen alimler Cenab-ı Hak onlara şey diyor. Allah'tan en çok korkanlar veyahut da bilmiyorsanız Allah alimlere sorun. Allah'tan hakkıyla korkan alimlere sorun. Ayet-i kerimesi veya diğeri. Bunlar bu ilme bir karşı oluş değil. Derdimiz şu. İnsanımız az veya çok bir şeyler biliyor. O bildiğiyle başlamış olsa çok mesafe kat edecek. Hatırıma yine gelen bir şey. Yıl 1900 işte 12 Eylül ihtilalinden bir müddet sonra. Yani 1980 12 Eylül'de ihtilal oldu. Ondan birkaç ay sonra 23 Nisan'da girdik. 27 Mayıs'ta çıktık hapisten. Suçumuz ne biliyor musun hocam? Allah Allah hu hu diyorlar. Fezlekemizde yazan bu. Allah Allah hu hu diyorlar. Başlarında beyaz takke var. Bütün suçumuz bu. Beyaz takke işte herhalde bomba oluyor. Allah Allah hu hu demek de bir slogan mı oluyor ne oluyorsa artık suçumuz bu. 35 gün yattık. 99'luk makineli. 99 işte tesbih alıp şey herhalde makineli şey tesbih. Efendim gelecek olduğum nokta şurası. Orada o zamanlar Arnavut sosyalistleri diye, Enver Hocacılar diye bir grup vardı. Arnavutluğun başında Enver Hoca diye birisi vardı. Onun sosyalistlik tezini savunanlar vardı bu ülkede, ülkemizde. O zamanlar biliyorsun, işte bizi 40 parçaya böldüler diye bizi öldürtüyorlardı bizi o zamanlar. Efendim, koğuşumuzda onlardan bayağı fazla arkadaş vardı. Konuşuyoruz, satranç oynuyorlar. Ben öğrenmek istedim. Baktım ki satrançla yenilen... Yenene bir şarkı söylüyor, bir türkü söylüyor, bir fıkra anlatıyor. Dedim güzel, ben bunu bir, öğrenmiş olurum ama iki, bu yolla beraber bir şeyler veririm. Onları yenecek noktaya geldim, öğrendim ama ben hep yenilmeye devam ediyorum. Diyorlar, ya hoca bir noktaya geliyorsun sen sonra salıyorsun. Niye? Sen ondan sonra tutuyorsun işte bize bir ayet veya bir hadis, birkaç cümle. Ve hocam bu şekilde 10 günde 15 tane delikanlı namaz kılmaya başladı bizde. Geleceğe bu noktaya dikkat edin. Ve bu çocuklar... Aileden hiçbir şey almamışlar. Hoca diyor, diyorsun ama ben Sübhaneke'yi, ben Fatiha'yı, ben İhlas'ı, ben Kevser'i, ben Ettehiyyat'ı hiçbirini bilmiyorum.
Şöyle şu elim kadar bir kağıda onları yazdım. O 15'ine de ayrı ayrı yazdım. Hapistesin, orada fotokopi bir şey yok. Ayrı ayrı yazdım, verdim ellerine. Dedim ki size 3 gün müsaade. 3 gün içinde bunları ezberleyeceksiniz. Ancak şu vakitte, şimdi dedim öğle namazı kılacağız. Şu vakitte cemaat yapacağız ve bu namazı. Ama dedim bu kağıt elinizde duracak. Buradan okuyacaksınız. Bu kağıtları okuyarak. Yani çünkü iman ettin, İslam'ı seçtin. Olmazsa olmaz hemen yapman gereken ibadet namazdır. E tamam ama işte biz ona önce bir namazı anlatalım. Önce bir abdesti anlatalım. Tarif edersin, bak abdest şöyle alalım. Aldırırsın, yazarsın, verirsin. Çünkü mesela Maliki mezhebinde bakarak namazda Kur'an okumak caiz. Yani mezhepler öyle güzel kapılar açıyor sana ki. Değil 3 gün, o gün baktım çoğu ezberledi. Hatta yüzbaşı Selimiye'nin komutanı, karakol komutanı çağırdı beni. 16 yaşında bir delikanlı vardı. O getirdi, verdi komutana ki bak bana ne verdi. Oradan yani kendisine bir pay çıkaracak. Çağırdı beni komutan, dedi ki bu nedir dedi. Benim yazım da böyle biliyorsun doktor yazısı gibidir, hiç okunmaz. Baktım, dedim komutanım bu ne yani? Dedim ya Fatiha, nedir o? Dedim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Bu niye dedi ver, bu çocuğun eline vermişsin? Dedim onda değil dedim, 15 tane delikanlıda var bu. Hayırdır? Dedim namaza başlattı bunlar. Beraber cemaat dedi, ne diyorsun sen dedi. Allah senden razı olsun dedi. Bunlar birbirlerini şişliyorlar dedi. Aynı grupta. Fraksiyonlar farklı olduğu için. Allah seni ne kadar zamandır dedi birbirini şişleme olayı yok. Ben de diyorum ki dedi neymiş. Dedim vallahi ben bir şey yapmadım. Satranç öğrenirken bir şeyler anlattım onlara. Derken bu noktaya geldim. Yani insan yapmak istedikten sonra çok kolay öğrenir. Ama olmazsa olmazı bildiği kadarıyla. Ben biliyorum bak anlatayım. Mükemmel anlatıyor. Peki yaşamak? Ya ben biliyorum ama ben bunları yapmıyorum. Ama doğrusu budur ha. Bak ben yapmıyorum ama doğrusu budur. Sen istersen 100 tane ispat getir. Yaşamıyorsan doğrusu budur demen karşı tarafa bu olmazsa da olur manasına getirir. Ve toplumumuzda ana sıkıntımız bu. Yaşamıyoruz. Bildiğimizi yaşamıyoruz. Bildiğimizle amel etmiyoruz. İlmiyle amil olmadığımız için de sonuç vermiyor. Hocam, ve özür dilerim şunu da söyleyeyim, sözü size bırakayım. Bir takım şeyler bir de hocam siyasete malzeme yapıldı. Kardeşim sen falanca siyasi partiden ol. Gerisi kolay. Hani bir tanesi bazıları diyor ya sen işte mahşer günü ben falancadanım. İşte ben Bağdadi'nin tarafındayım dedin mi? Zebaniler. Zebani cehennem nedir? Zebaniler seni bırakacak ne demek? Sen demek ki cehennemdesin. Seni alacak, cehennemin ortasına atacak. Bağdadi seni kurtaramaz. Bağdadi önce kendini kurtarsın. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama ne diyorum? Sen bildiğinle beraber amel etmen lazım, yaşaman lazım. Ya Rabbi ben yarın mahşer günü. Ya Rabbi ben yaşıyordum, biliyordum. Kulum, yaşadın mı? Bunu diyecek bize. Onu soracak. İlk sual namazlar. Namaz yok. Ama ya Rabbi ben namazın bütün şartlarını biliyorum. Robotu da öğretirsen o da hepsini bilir. Ne? Yaşıyor mu? Yok. Senin robottan ayıran şey senin ruhundur, senin onu uygulamandır. Ben burada tabii hani az önce dediğiniz gibi bir hadis-i şerif geldi aklıma da. Buhari'de geçiyor. Kıyamette bir din alimi cehenneme atılır. Tanıdıkları ona sen dünyada dini emirleri bizlere bildirirdin, anlatırdın. Niçin bu azaba düçar oldun diye söylerler. Ve o da der ki, insanlara bu günahtır yapmayın derdim fakat ben onu yapardım. Bu yapılması gereken bir farzdır, bir görevdir, bir farzdır. Yapın derdim ama ben onu yapmazdım. Ve Allah-u Teala da ondan dolayı bana beni bu cehenneme attırdı. Yani demek ki hani insanlar ne yapması lazım? Öncelikle o Allah'ın emirlerini, peygamberin emrini, yasaklarından sakınmak, emirlerini yerine getirmek elbette ki bunu vaaz eden insanlar için çok önemlidir. Ama tabii buradan şu hani bizim üstadımız Profesör Doktor Ayda Başçamızın da sürekli dediği bir şey var. Amel, az önce dedik, iman bir iddiadır. Onun ispatı ameldir. Şimdi bu manada baktığımız zaman aslında bizim toplumumuzda bu çok geçmişimizde bu örnekler hep var.
hani Allah dostu insanlar toplum içerisinde o kadar çok yaygındı ki onların bakıldıkları zaman bize Allah'ı hatırlatan o insanların olduğu dönemlerde ve mekanlarda ya, yanlış iş yapmak veya işte Allah'ın hoşlanmadığı şeylere meyletmek çok zordu. Niye? Çünkü onlara baktığımız zaman biz hani eğer bir gaflete düşersek kendimizi hemen hizaya çekmemiz mümkündü. Zaten onun için de bizim geçmişte toplumumuz içerisinde hani böyle hep Allah dostlarından bahsederken aslında işte bir somuncudan bahsediyor. Somuncu baba, leblebici baba, terzi baba Erzincan'da, değil mi? Yani efendim söyleyeyim veya bir başka bir meslek dalından insanlar aslında günlük hayatı yaşarken ama bunların ortak müşterekleri nedir? Bize görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatmalarıdır. İşte evet. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki biz de mesela bu dönemde aynı mekanda, aynı asırda, aynı yerde birlikte beraber olduğumuz Profesör Doktor Haydarbaş hocamız ve onun yetiştirdiği insanlarla bir ve beraber olduk. İşte az önce siz anlattınız işte bu çocuklara şunu öğretin, bunu öğretin diye. Hani buradan hareketle aklıma bir şey geldi. Aslında ben bu hafta bir yazı yazmıştım Yeni Mesaj'da yayınlanması için. Fakat sağ olsun bizim Mustafa Uğurlu her hafta bana diyor ki abi işte unuttuk bu hafta yayınlamadılar. Çarşamba günü yayınlaması gerekiyordu. 2-3 gün önce bir yazını okudum ama. Yok bu haftaki yazımı burada özetleyeyim onu da en iyisi. Yani örnek almakla, örnek şahsiyetle ilgili bir yazıydı o. Şimdi biz hocamıza, Profesör Doktor Haydarbaş hocamızla beraber olduk, birlikte olduk. İşte onu tanıyan insanlarla beraber olduk. Tabii bizim en büyük avantajımız o güzel ahlakı, yani ilmiyle amil olan bir insanla bir ve beraber olmak. Bu çok önemli şey. Tabii ki mesela Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz hadislerinde ve yaşantısında namaz kılmayı, oruç tutmayı, işte zekat vermeyi, iyi olmayı, yalan söylememeyi, değil mi? Bu tür şeyleri hep bize söylüyor. Ama kişi bunları nasıl yapacak? Yani bunları nasıl yapacak? Bir de bu var. Evet. Yani demek kolay da işte bir de yapmak nedir? İşte o yapanı görmek, ihlasla yapanı görmek, samimiyetle yapanı görmek. Eğer biz önümüzde o örnekler olduğu zaman, işte o zaman o numuneye bakarak kendimize bir hizaya çekeriz. Hani o ustanın o bir taşı vardı, şagul derler ona. Onunla beraber kendimizi hizaya çekeriz. Eğer o şagul olmazsa duvar eğri olur. Bakarsın ki ben bir şey yapıyorum diye bakarsın ki duvarla hiç ilgisi kalmaz yani. Ama bahanesi vardır, ip eğri. İp eğri. Halbuki efendim söyleyeyim o doğru olan o miyarı bize gösteren Allah dostlarıyla beraber evet. olmaktır önemli olan. Mesela biz hayatımızda işte hocamızdan hep gördüğümüz şey, mesela namaza çok önem veriyordu hocam. Namaz. Ve kendi hayatında hani geçen de burada anlattınız zaten. Vaktin evvelinde bir kere namazı kılardı hocam. Evet. Hemen nerede olursa olsun. Ya Rusya'ya gitti, davet edildi Rusya Duma'sında. Hemen vakit girdi, siz orada birlikte efendim 100 küsur insanla beraber namaz kıldınız. Yani ben Duma'dayım. Rusya'nın büyük millet meclisinin salonunda. Rusya'nın büyük millet meclisindeyim veya filanca yerdeyim. Hiç hocam için hiç böyle bir şey önemli değildi. O Allah'ın emrini yerine getirecekti muhakkak. Hiçbir kınayıcını da kınamasından çekinmezdi. Ve bize hep bir şeye teşvik ederdi. Mesela hocam sürekli anlatırdı. İşte Trabzon Lisesi'nde öğretmenken kendisi gelmiş oraya. Bakmış çocuklara işte gusül sormuş. Gusül abdesti falan. Kimi kaldıysa hiç kimse bilmemiş. Orada öyle çocuklar da var ki işte Trabzon'da yetkili kişilerin çocukları olduğu gibi her kesimden insanlar var. Neyse hocam tabii uğraşmış, bunlara bunu bildirmiş. Ondan sonra da şunu da yapmış. Bu çocuklar bunu bilmiyorsa, bunu babaları da peki de bilmiyor bunu. Ve gitmiş dükkana, selamlar. Haydar Bey ne var ne yok, nasılsınız? Ya senin çocuk benim öğrencimdir falan. Geçen bir tanesini kaldırdım, sordum ona guslü sordum. Bilmiyor, efendime söyleyeyim yani. Onun çocuğuna sormamış da başka. Ama ben de anlattım ona işte bak gusül şöyle olur böyle olur falan diye. İşte namaz şudur budur. Ve ondan dolayı da hocamıza Trabzon'un hocası, Haydar hocası hep bunu söylerlerdi. Niye? Hep toplumda bunu yaygınlaştırdı. Ondan sonra hocamız mesela hani cömertlik, zekat verme hususunda, cömertlik hususunda onun gibi insan görmüş değiliz yani mümkün değil. Evet. Yani sadece zekat hususunda değil. Öyle hani inceleyip sık dokuyarak değil.
Garz-ı Hasem mantığıyla evlenenlere, hasta olanlara, ihtiyaç sahiplerine, efendime söyleyeyim, herkese sırf Allah benden razı olsun. İşte bu Allah'ın kuludur, bunun ihtiyacı var, bunu verelim bu mantıkla. Artı gençleri mesela çok severdi, gençlerle çok ilgilenirdi. O kadar güzel ilgilenirdik gençlerle beraber. Yani sen sanırsın ki bir tek benle ilgileniyor. O genç öyle sanırdı. Yani bir tek mesela ben kendimden bir örnek anlatayım. Tabii biz şey yıllarında, lise yıllarında işte hocamız işte dedi ki oğlum bir şey bana görev verdi. Neyse ben onu yapmak için uğraştım. Ya aslında basit bir şey yani işte şu kalemi getir gibi bir şey yani, tamam mı? Ya Ömer nerede? Ömer aşağı, Ömer yukarı. Ulan, Ömer neredesin? Hocam seni arıyor falan. Halbuki bakıyorum yani bana verdiği şey bir kalem yani aslında yer. Başka bir şey de yani onu bulup getireceğim. Ben de tabii heyecanla insana bir şey geliyor, şevk geliyor falan böyle. Bir gün hiç unutmuyorum hocam. Bir yerde bir arkadaşlarla, üniversiteli arkadaşlar vardı, sohbet ediyorduk. Hocam da geldi orada, sohbet etti. Neyse, hocam abdest almaya çıktı. Ben de ona işte o ceketini giydirme hususunda aldım. İşte ikram, öyle bir yardım etmek istedim. Baktım orada bizim arkadaşlardan bir tanesi bana bakıyor ki yani ben yapsam bunu diye. Yeni gelen bir arkadaş, efendim bizim Hasan Karagül diye bir arkadaşımız. Neyse, verdim ona ceketi. Sen hocamın ceketini takdim ettin. Yakınlığınız o zaman da mı başladı? Sonra gaybın oldu. Evet. Neyse, hocam orada o kadar memnun oldu ki bu hareketi. Hiç unutmuyorum o bakışını. Yani o yani aferin sana. Bunu ne güzel yaptın. Ben o zaman daha lise yıllarında bir gencim yani. Evet. Hani onun o şekilde bakmak hiç unutmuyorum. İşte teşvik, şevklendirme. İşte yani ama niye? Tabii o ilmiyle amil olduğu için, Allah'ın nurunu taşıdığı için evet. Sen eğer hani Allah'ın sana öğrettiklerini eğer onunla beraber onu yerine getirirsen Allah da sendeki ilmi, irfanı ne yapar? Arttırır. Dolayısıyla evet. Bu insanlardan bu insanlarla beraber olmaktır esas olan. Yani hani o ilim ve amel ilim amel işini yerine getirmek, iman işini yani o üçgeni tamamlamak için bize bu örneklerin örneklerle beraber olmaktır önemli olan. Son olarak şunu söyleyeyim. Bizim milletimiz için de Profesör Doktor Haydar Baş Hoca ve onun kadrosu işte bu dediğim insanlardır. Evet. Allah bu razı örneklerle olsun. Beraber olacağız, bir olacağız, onun yolunda olacağız. İnşallah o imanımızın iddiası olan amelimizi de yerine getireceğiz diyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu dünyada beraber olduğumuz gibi öteki alemde de bir beraber olarak Ehl-i Beyt'le Efendimiz'le Rabbim olmayı nasip eylesin. Ben de son bir cümle söyleyip bitireyim. Arkadaşlar illa da hemen bitirin diyorlar. Bütün bunları tabii ki zaten o Allah dostlarıyla beraber olursan o ölçüler sana verilir zaten. Bütün bunları tabii ilim amel etmeye gerektirir. Tabii o ameli hangi niyetle yaptığında çok önemli. O niyet işte asıl ilim o yani o niyet. Allah'ın rızasını umarak, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığında işte kazanan sen olursun. Evet, bu akşamlık bu kadar diyelim hocam. Evet. Arkadaşlara, izleyenlerimize ha soru vardı. Hemen bir cümleyle cevaplıyorum. Ahmet Çelik kardeşim, hocam selamünaleyküm. Kripto paralar haram mı? Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Tek cümle, çünkü bunu geniş geniş anlattım izleyicilerimize başka bir programda. Şu anki şekliyle bakıldığında ciddi efendim sıkıntıları olan en azından sakıncalıdır ifadesini kullanıyoruz. En azından bunu söylüyoruz. Çünkü kökeni belli değil. Çünkü kaynağı nedir bu bilinmiyor. Sanal bir olay. Yani bir bahçede olmayan bir bitkiyi satabilir misiniz? Satamazsınız. Bu da sanal bir şey. Bir şifreye dayalı bir şey. En azından ciddi sakıncaları var. Şimdilik netleşene kadar uzak durmak lazım diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Hayırlı akşamlar.